Ee, geçelim Ceylan Hanıma. Ceylan Hanım'dan kadının o siyasette, iş hayatında, yönetim kurullarında Türkiye'deki ve dünyadaki yerinden biraz söz edelim sizinle. Ee, özellikle o 2021 küresel cinsiyet eşitsizliği raporu var. O rapordan evet. örnekler e, verirseniz eğer çok evet. memnun oluruz çünkü hani Türkiye'nin en büyük o kulüpleri, e, sivil toplum kuruluşları sonuçta buralarda görev yapan kadınlar var. Onların evet. oranı nedir? Hangisinden başlayalım? Ekran arkadaşlarımız yansıtacaklarsa ben siyasette kadından başlayalım siyasette izninizle. Kadından Çünkü Lala Hanım da bu konuya vurgu yaptı. Ee, siyasette kadınların karar alma mekanizmalarında Oo, bir şey olmadığını <laughs> görüyoruz onları. Evet, evet büyüterek in uzun uzun biraz zor Ben ben yorumlayayım isterseniz onları. Çok çok ayrıntıya girmeden evet, rakamlara evet. bu olmadan bizi. Evet evet yorumlayın. Evet. E dünya geneli ve Türkiye diye bakalım uygun tamam. görürseniz. Çünkü Lütfen. dünya genelinde nasıl oranlar Türkiye'de nasıl diye bakabiliriz. Dünya genelinde bu tablolarda parlamentolardaki kadın milletvekili oranı geçen yıl %24'müş. Şimdi %25'e çıkmış. Çok az bir artış gösterse de hala istenen seviyede olduğu Hiçbir söylenemez. Şey. Türkiye'de ise parlamentolardaki kadın milletvekili oranı 122. sıradan yani 150 ülkede biz 122. sıradayız. Sayın valimizin söylediğinin altını çizmek istiyorum bu anlamda. Biz bu sene 122. sıradan da 129'a gerilemişiz. Oo, evet. evet. Şimdi bakanlık pozisyonlarına gelelim. Siyasette kadın. Ee, evet, evet, siyasette kadın bu. Bakanlıkta da dünyada ve Türkiye'de diye söyleyeyim. 2019'da dünyada %20.7'ymiş. 2020'de biraz artmış %21.3'e ulaşmış. Türkiye'de ise henüz %11'deyiz kadın bakan sayısında. Ve maalesef 140. sıradayız. Hükümet ve devlet başkanlarında da böyle. E, kadınlar tarafından yönetilen ülkelerin çoğu e, oradaki listede görüldüğü gibi Avrupa'da aslında. Hı hı. Danimarkalar, Finlandiyalar, İzlandalar, Norveçler kadınlar tarafından yönetiliyor. E, aslında son 2020'ye baktığımızda dünyadaki kadın oranının en yüksek olduğu seviyeyi görüyoruz. Yani gitgide bir artış var ama hala olması gerektiği gibi değil. Türkiye ise maalesef sonlarda. Ee, yönetim kurulunda kadın derneğinin velilerine baktım ben. Onları yanımda getirmemiştim size. Ben kendim incelemek istedim onu. Yönetim kurullarında da rakamlar çok enteresan. Türkiye'nin en büyük şirketlerin yönetim kurulları. Hatta ben oturup spor kulüplerinin yönetim kurullarına da baktım. Çünkü artık dünyada spor kulüplerinin misyonu e, o e, ülkenin en büyük sivil toplum örgütleri. Yani bir Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü dediğinizde sadece futbolun ibaret değil ki. Tamam. Pek çok konuda kitleleri arkalarından sürükleyen ve misyonları var. Dolayısıyla bunların yönetimlerindeki kadınlara da baktım. E, dünyada en büyük 200 şirketin yönetim kurulunda 85 erkeğe karşılık sadece 15 kadın var. Ee, sayın Valimizin söylediği kadın kotası Norveç, Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa ve İtalya'da var. Ee, kota olmayan ülkenin arasında bir numara İsveç. Ee, kotasız en hızlı yol kat eden İngiltere'de yönetim kurulunda kadın 2011'de %12 iken 2019'da katlanarak %29'a çıkmış. Hmm. Türkiye'nin ne durumda onu söylemek istiyorum. Halka açık şirketlerimizde toplam 2700'lerde yönetim kurulu üyemiz var. Sadece 400 tanesi kadın üyeden oluşuyor. Yani çok yazık ki %15'lerde. <laughs> ee, sivil toplum örgütlerinde de hemen hemen bu rakamlarda. Ben Darüşşafaka Cemiyeti'nin burada bir önderlik ettiğini düşünüyorum. Biz bu sene %50 yönetim kurulu %50 kadına geçtik. Ve Darüşşafaka bir devrim öncülük etti diye gazetelerde manşet evet, atıldı. Okudum. Ben de Darüşşafaka Cemiyeti'mizle gurur duyuyorum bu anlamda ve örnek olmasını diliyorum. SPK yönetim kurullarında da bizde %25 kadın olması öneriliyor. Oysa ki şu anki durumda %11'miş. Bu sene %15'e ancak yükselebilmiş. Gelelim spor kulüplerine. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 15 tane yönetim kurulu üyesi Fenerbahçe var. Fenerbahçe derken baktım şöyle <laughs> bir evet, Zaten oyunu başladım. <laughs> e, en fazla Fenerbahçe Kulübü'nde yönetim kurulu üyesi kadın ama yine de yeterli değil. 15 tane yönetim kurulu üyesinde 4 tanesi kadın. Galatasaray'da 15 tane yönetim kurulu üyesinden 2 tanesi kadın. Beşiktaş'ta maalesef 14 yönetim kurulu üyesinin hepsi erkek. Ah, oh, bu da ilginç. Ee, bunu da üzücü bir tablo olarak evet. altını çizmek istiyorum. Evet, i̇yi ettiniz çünkü bilmiyordum evet. doğrusu. Peki kadınların buralardaki sayılarını arttırabilmek için e, mutlaka mutlaka kotalar mı koymak lazım? Yani bilmiyorum ne, nedir bunun? Ya erkekleri çünkü ikna etmek kolay olmuyor sonuçta erkeklerin yönettiği kulüpler özellikle işte siyaset ve sahnede ne yapmamız lazım bu kot, kotalar o, o bakımdan önemli bir mesele işte İskandinav ülkelerinde yapıldığı gibi yani kadın erkek eşitliğine giriş 101 Girişecek. dersi dersek evet, maalesef ya, yani maalesef, maalesef şöyle yani buna ihtiyaç duyulması evet. gerek e, duyuluyor çünkü kendiliğinden olmuyor bırakacak olursak kendiliğinden olmuyor, olmuyor. İşte Beşiktaş'a bakın umurlarında bile değil çünkü niye futbol erkek sporu ee, pozitif ayrımcılık şart bu ülkede. Çünkü bu kendiliğinden olmuyor. Ee, kadınlar Osmanlı'nın son döneminden bugüne kadar iğneyle kuyu kazarak bir, bir, bir başarı elde ed, Başarılar elde ediliyor. <laughs> i̇ğneyle kuyu kazarak belediye başkanı oluyor. İğneyle kuyu kazarak medeni kanundaki erkek evin reisidir maddesini kaldırtıyor. Ee, i̇ğneyle kuyu kazarak 6284 sayılı yasa düzenlemesi hayatımızda falan değil mi? E ama temsiliyet noktasında ee, yani şey, nokta, erkekler aman yasal düzenlemeler olsun, onlar sıkıntı değil. Nasıl olsa uygulatmayacağız kafasında oldukları için. Kadının istihdamında, kadının siyaset, medya ve her alanda e, yerini alabilmesi için tabii ki kota gerekiyor. Şimdi e, Kılıçdaroğlu %30 diye açıkladı e, mesela galiba kotayı ya da şu an mevcut kotası %30 tam bilmiyorum herhangi bir partiyle bir organik bağım olmadığından çok bilmiyorum ama bildiğim şu HDP'nin en yüksek kotası var ve HDP milletvekili temsiliyetinde kadın temsiliyeti çok yüksek yani olması gereken bu şimdi şey diyorlar yani kota bir de tuhaf erkeklerin bu konuda bir karşı argümanı var e, kota ne kadar aşağılayıcı bir şey bunu e, sen buna e, mecbur, mecbur bırakıyorsun bu yani ben 2022'de hala sana kota diye diretiyorsam bir istersen ki aynaya bak yani burada bir problem yok mu pozitif ayrımcılık diye hiçbir derdin yok hiçbir şey yok e, aman kadın olmasın daha iyi noktasındasın ya da e, eleştiriliriz sosyal medyada eleştiri, eleştiri alırız şuraya birkaç tane tane bu arada yani meyve hmm. gibi tane kadın e, koyalım fotoğrafa derdindesin gerçek temsiliyet değil yani derdinde sadece fotoğrafla ilgili işte sizin bu hashtag'iniz çok önemli. Eşitiz. Eşitiz meselesini kafanıza yerleştireceksiniz. Ve e, özellikle bu kafadaki, özellikle erkek ve kadınlara, Tele ben her gün izlemelerini öneriyorum. E, bugün 8 Mart özel programındayız değil mi? Ama bu kanalda her gün 8 Mart gibi. E, kadına yönelik erkek şiddeti ele alınıyor, eşitlik öyle ele alınıyor. O sebeple küresel cinsiyet eşitsizliğinde biz 156 ülke arasında 133. sıradaysak bize kotayı dedirten sizsiniz. Hı hı. Ve şart. Kota şart bu ülkede. Her alanda şart. Öyle öyle ne olacak? Mantalite. Seneler içinde. Eş. Bu belki 50 sene, 30 sene alacak ama mantalite seneler içinde. Şimdi İngiltere'de neden kota yok? Buna gerek yok. Hı hı. Böyle bir şeye gerek yok çünkü. Onlar belki 100 yıl öncesinden halledilmiş işler. Gerek yok. Bizim ülkemizde gerek var. Yani peki yüzde %50 mi diye başlanmalı yoksa işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı gibi hadi bu sene yüzde %30 yapalım da önümüzdeki sene bakarız durumu şeklinde bir, Aslında e, bir yaklaşım. Aslında Cumhuriyet Partisi geçen sene bununla ilgili oluyor. önerge de verdi. Ben de yanımda getirdim bunu çok incelemiştim. Hmm. Geçen sene Dünya Kadınlar Günü'nde getirmişti, önergeyi vermişti Aha. tabii imzalarda burada gösterebiliyor mu kamera? Nedir o? İmzalarda burada CHP 8 Mart'ta mecliste eşit temsiliyet talebiyle meclis başkanlığına kanun teklifi sundu. Çok iyi Ama MHP Bilmiyorum. ve AKP buna maalesef ee, sahip çıkmadı. Bizim ee, ve Kasım ayındaki toplantıda reddedildi bu. Yani evet. imzaları e, yakın planda gösterebiliriz. Yani ben burada göstereyim. Siyasi, Siyasi Partiler bulundu. Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Mali İdareler ile Mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin Hı. ulusal ve mahalli meclislerde kadınların temsiliyet oranlarının artırılması kanun teklifi <laughs> gerekçesiyle birlikte ilişkide sunulmuştu. Artırılması, artırılması, artırılması ne kadar? Diyor. E, ne kadar kasım artırılması? ayında da reddedildi. Hayır, ama ne, kadar artırılması, artırılması? ne kadar işte bu oran yok. Yarı yarıya artırılması %50 <laughs> e, kotanın fikslenmesi gibi. Önce acaba 30'dan sonra 30, 50? Hayır, 40 diye bir pazarlık olur mu? %50'dir bu. %50'den fazla oturduğunuz her koltukta Çok benim kıymetim. hakkım var. <laughs> evet, Hakkı kadın bilir. olarak benim hakkım var. Anayasa Mahkemesi'nde bir kadın üye yoksa o koltukların yarısını kadınlarındır. Evet. İşgal ediyorsunuz yani. Peki. <laughs>